Efendim? Hayrola patron? Uyuyor muydun? Yok efendim. Yukarıdaydım. Bizim küçük Ayşe biraz hasta da. Öyle mi? Hay Allah, geçmiş olsun. Soğuk almış okula gidip gelirken. Evde üşütmüştür. Tahtaların arasından kar bile girer vallahi. Buyurun. Şimdi siz çocuk hasta diye evde bakamazsınız değil mi? Bakıyoruz. Yani bakacağız. Tabii. Artık rahatladın patron. Borçlar, harçlar ödendi. Onun için acelen kalmadı. Öyle demeyin lütfen. Gerçekten. Toparlanıyoruz bir yandan. Kim? Ben de sıkıştım. Onun için sizi sıkıştırıyorum. Biliyorum Mithat Bey. İnanın en kısa zamanda taşınacağız. En kısa zaman ne zaman mesela? Hayır, ben de ona göre bir plan yapayım. Eşyaları dediğim gibi toparlamaya başladık. Ev bulu bulmaz çıkacağız. Tarih verme, tarih verme. İnanın ben çok rahatsız oluyorum bu durumdan. Ah, merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel hayatım. Söz verdik. Sözümüzde duracağız, hiç merak etmeyin. Neyse neyse. Ben bugün uğrayacağım zaten. Mimar falan gelecek. Hay hay, buyurun. Ay, niye çağırıyorsun canım, gelmesin. Tamam mı tabii, görüşmek üzere. Hiçbir şey toparlamadık daha. Niye çağırıyorsun adamı? Mimar getirecekmiş eve. Gelmeyeyim mi deseydim? Hoş geldiniz. Merhabalar. Biz iş yetiştireceğiz. Kız hasta. Gelme deseydin tabii ya. Mithat Bey, eve alan. Ay, bir rahat huzur vermedi. Zırt pırt kapımızda. Olmaz ki canım yani. Adam da haklı. Ev aldı, içine girip oturmak istiyor bir an önce. Aman, sokakta kaldı sanki. Ben çıkayım da bakınayım biraz bari. Size kolay gelsin. Size de. Hadi canım. Bakkaldan ekmek alır gibi alınmıyor ki ev kardeşim. Yani kolay değil. Koca evin eşyası var da. Kapının önüne atamayız ya. Toparlanmamız zaman alacak. Ben başta söyledim ama bizimkinin yüzü yumuşak. Ne yapacağım? Adama bir şey diyemiyor. Sen geç içeri. Ben şunu götüreyim geliyorum. Tamam. Merhaba, hoş geldin. Hallettin mi işlerini? Evet, evet. Güller nasıl? Yine üstünde kart yok. Ama sen biliyorsun kimden geldiğini. İsmet Bey, sordun mu beni? Hayır. Bak, bir iki müşterinin pasaportu geldi. Evrakları oraya koydum, vize için gidecek. Tamam, teşekkür ederim. Arayanlar da burada. Oğuz Bey iki kere aradı. Telefonun kapalıymış. Heh, tamam. Ceyda doğru dürüst bir şey anlatmıyor ama ben bu işin böyle olacağını başından beri biliyordum. Ne yapalım? Başında beni dinlemedi, olan oldu. Şimdi sonuçlarına beraber katlanıyoruz. Olan Kaan'ı olacak. Bakın, ben her zaman oğlumun yanındayım. Bu durum onu hiç etkilemeyecek. Pardon. Alo. Merhaba. Şarjım bitmiş benim. Farkında değilim. Anladım. Şirkette misin şimdi? Evet evet. Bir işim vardı. Hallettim, geldim. Ben dışarıdayım şimdi. Ofise geldiğim zaman arayacağım. Tamam. Ceyda Kaan'ın hayatını garanti altına almak istiyor Hali. Şimdiye kadar bir yere girip çalışmadı. Şimdiden sonra çocukla çalışması zor zaten. İlelebette bizimle yaşayacak değil. Kendi başlarını sokacak. Çocuğun rahat edebileceği bir evinin olması lazım. İstediklerim yerine gelmeden kesinlikle boşanmam diyor Ceyda. O zamana kadar yüzünü bile görmek istemiyor. Öyle söyledi. Tamam. Ben hemen yarın hallederim dersem yalan olur. Bir ev almak kolay mı?
ama onların rahatça yaşayacağı bir düzen kuracağım tabii. Zaman içinde her şey hallolur. O zaman boşanır Ceyda'da. Boşandıktan sonra sözünü yerine getireceğin ne malum? Bakın, ben Ceyda için değil, oğlum için bir düzen kurma gayretindeyim. Ceyda'nın kanı kullanacağını zaten biliyordum. Ama benim huzurumu bozmasına izin vermeyeceğim. Oğlumu iyi koşullarda büyüteceğim. Hiç merak etme. Tamam mı? Yurt dışı turlarla ilgileniyorum. Tabii, arkadaşım yardım etsin. Leyla, bakar mısın? Böyle, buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Bakıyorum şimdi. Nereye gitmek istiyorsunuz? Vallahi kruizlere bakayım diyorum. Tamam, ben hepsini çıkarayım. Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Yaman Bey müsait mi? Yanında bir misafiri var. Biraz bekletebilir miyim sizi? Tabii tabii. Ne içersiniz? Yaman Bey'le içerim daha sonra. Yaman Bey de çıkacaktı ama geleceğinizi biliyor muydu? Hayır. Ben öyle bir uğradım. 5 dakika görürüm, mühim değil. Tabii, belki de değişmiştir programı. Leyla size bir şey yollamak için adresinizi istedi benden. Demek sen verdin. Özür dilerim. Evrak yollayacağını söyledi, onun için verdim. Niye beni aramadın? Bundan sonra böyle bir şey olduğunda bana sor önce. Ben sadece bir evrak deyince... Böyle bir konuda sen karar veremezsin. Benim evimin adresini akla veriyorsun el aleme. Kusura bakmayın. Güle güle. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Hoş geldin Ferhan'ı. Merhaba. Gel. Ne içersin? Çıkacak mısın siz de? Bir şey istemem. Ben çıksam da sen otur canım. Ofis daha hazır değil ama benim masamda çalışabilirsin. Olur. Levent evlenmiş. Ya evet. Hafta sonu bir davet veriyorlar. Öyle mi? Büyük bir davetmiş. Esra gidelim diyor ama ben bilmiyorum. Gidin canım. Niye gitmeyeceksiniz? Sonra dedikodusunu yaparız. Nerede yapıyorlarmış? Baskın mı yapacaksın yoksa? Aman, ben söylemem. Ben istersem öğrenirim. Ama gerçekten hiç ilgilendirmiyor beni. Levent'e en büyük ceza aslı zaten. Onun için benim parmağımı kıpırdatmama gerek yok. Alemsin. Ben gümrüğe gidip geleceğim. 1-2 saat sürer. Döndüğümde burada olur musun? Hiç zannetmiyorum. 1-2 yazı var. Onları yazayım. Sonra maillerime bakayım, çıkarım. Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Esra'ya selam. Haberleri bekliyorum. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.